Ario! Çok ağrıyor. Başım o kadar çok ağrıyor ki. Mırıltılarla dolu, gösterişli ve göz kamaştırıcı bir rüya dünyası anında paramparça oldu. Derin bir uykuda olan Zoomingree, sanki birisi onu defalarca acımasızca bir sopayla saldırmış gibi kafasında anormal, zonklayan bir ağrı hissetti. Hayır, daha çok şakaklarını delip geçen keskin bir nesne ve ardından bir bükülme hissediyordu. Zoomingree, sersemlemiş bir halde arkasını dönmeye, yukarı bakmaya ve doğrulmaya çalıştı. Ancak sanki vücudu üzerindeki kontrolü kaybetmiş gibi uzuvlarını tamamen hareket ettiremiyordu. Görünüşe göre hala uyanık değilim. Hala rüyadayım. Kim bilir? Belki bir sonraki sahnede uyanık olduğumu sandığım sahne olur ama aslında hala uyuyorumdur. Benzer karşılaşmalara yabancı olmayan Zoome Inkri, karanlığın ve kafa karışıklığının kendisi getirdiği prangalardan kaçmak için odaklanarak elinden geleni yaptı. Ancak hala hayallerindeyken düşünebildiği her şey geçici bir sis gibi uçucuydu. Düşüncelerini kontrol etmekte ve iç gözlem yapmakta zorlanıyordu. Ne kadar çabalarsa çabalasın, zihninde rastgele düşünceler yüzeye çıktığından yine de odağını kaybetmişti. Neden gecenin bir yarısı aniden bu kadar dayanılmaz bir baş ağrısına kapılayım ki? Ve bu gerçekten çok ağrıtıyor. Beyin kanaması gibi bir şey olabilir mi? Kahretsin. Bana genç ölecek söyleme. Uyanmam gerek. Şimdi ha neden eskisi kadar acıtmıyor gibi görünüyor ama neden hala beynimi keskin olmayan bir bıçak kesiyormuş gibi hissediyorum? Görünüşe göre uyanmak imkansız. Yarın işe nasıl gideceğim? Neden hala iş düşünüyorum ki? Bu gerçek bir baş ağrısı. Tabii ki biraz ara vermem gerekiyor. Yöneticimin homurdanmaları konusunda endişelenmeme gerek yok. Hey öyle düşünürsek pek de kötü görünmüyor. ki <laughs> artık kendime biraz zaman ayırabilirim. Zonklayan ağrı yavaşça azaldı ve Zoom sonunda sırtını hareket ettirip göz gözlerini açabilene kadar yavaş yavaş güç biriktirdi. Sonunda hayallerinden kurtulmuştu. Görüşü önce bulanıktı sonra koyu kırmızı bir renkle perdelendi. Tek görebildiği önünde iri ahşaptan yapılmış bir çalışma masasıydı. Tam ortada kaba sarı sayfaları olan açık bir defter vardı. Başlık, egzantrik, koyu siyah harflerle dikkat çekici bir şekilde yazılmıştı. Defterin solunda yaklaşık 8 tane düzenlenmiş kitaplardan oluşan bir yığın vardı. Sağındaki duvarda grimsi beyaz borular ve ona bağlı duvar lambası bulunuyordu. Lamba klasik batı tarzındaydı. Yetişkin bir insanın kafasının yaklaşık yarısı büyüklüğündeydi. İç tabakası şeffaf camdandı ve Dış kısmı siyah metalle çerçevelenmişti. Lambanın altında soluk kırmızı payı parıltıyla kaplanmış siyah bir mürekkep şişesi vardı. Kabartmalı yüzeyi bulanık bir melek deseni oluşturuyordu. Mürekkep şişesinin önünde ve defterin sağında koyu renkli, gövdesi tam daire şeklinde bir kalem duruyordu. Başlığı pirinç bir tabancanın hemen yanında dururken ucu hafif bir parıltıyla parıldıyordu. Bir silah, bir tabanca mı? Zou Mingru'yu tamamen şaşırmıştı. Önüne serilen onca şey ona yabancıydı onun odasına hiç benzemiyordu. Şok olmuş ve kafası karışmış hissederken pencereden gelen ışığın sonucu olarak masanın, not defterinin, mürekkep şişesinin ve tabancanın kızıl bir peçe tabakasıyla kaplı olduğunu keşfetti. İstemsizce yukarıya doğru baktı. Havada siyah kadefe perdenin sessiz parıltısının üzerinde kırmızı renkli bir ay asılıydı. Bu Zooming Crew aniden ayağa kalkarken açıklanamaz bir şekilde dehşete düştü. Ancak ayakları tamamen düzleşmeden önce beyni zonklayan bir acıyla itiraz etti. Kontrolsüz bir şekilde düştüğü için geçici olarak gücünü kaybetmesine neden oldu. Kalçası iri ahşap sandalyeyi şiddetle çarptı. Pek bir acı hissetmedi. Zhou Mingryu kendini destekleyerek tekrar ayağa kalktı. İçinde bulunduğu ortamı tartmaya başlayınca telaşla arkasını döndü. Oda çok büyük değildi ve odanın her iki yanında kahverengi bir kapı vardı. Karşı duvarın yakınında alçak bir ahşap yatak bulunuyordu. Yatak ile sol kapı arasında bir dolap bulunuyordu. İki kapağı ardına kadar açılmıştı ve altında beş çekmece bulunuyordu. Dolabın yan tarafında duvarda insan boyutunda aynı grimsi beyaz boru vardı. Ancak çeşitli noktalarında açıkta kalmış dişlileri ve yuvaları bulunan garip bir mekanik cihaza bağlıydı. Odanın sağ köşesinde masa yanında torba tencereleri, demir tavalar ve çeşitli mutfak eşyalarının yanı sıra kömür sobasına benzeyen eşyalar da bulunuyordu. Sağdaki kapının karşısında iki çatlaklı bir tuvalet aynası bulunuyordu. Çerçevesi ahşaptan yapılmıştı ve son derece basitti. Zou to, bakışlarını aynaya doğru kaydırarak kendisini Şimdiki halini fark etti. Siyah saçlı, derin bakışlı, kahverengi gözlü, ortalama yüz özelliklerine sahip, keten gömlekli ve ince yapılıydı. Bu zooming crew zihninde pek çok çaresiz ve karışık tahmin ortaya çıkınca hemen nefesini tuttu. Antika tabanca ve dünyanın ayından farklı görünen kızıl ay yalnızca tek bir anlama gelebilirdi. Re, reenkarnı olmuş olabilir miyim? Zou Mingryu ağzını hafifçe genişletti. İnternet romanları okuyarak büyümüştü ve sık sık bu tür sahnelerin hayalini kurmuştu. Ancak kendini böyle bir durumun içinde bulduğunda bir an için durumu kabul etmekte zorlandı. Zou Mingryu bir dakika boyunca hareketsiz durdu. Bu süre zarfında hem kendine lanet etti ve hem de bulunduğu olumsuz durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışırken sessiz kaldı. Düşüncelerini gergin ama net hale getiren, hala zonklayan baş ağrısı olmasaydı rüya gördüğünden kesinlikle şüphelenirdi. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Birkaç derin nefes aldıktan sonra Zooming crew paniğe kapılmamak için elinden geleni yaptı. O anda zihni ve bedeni sakinleştikçe anılar yavaş yavaş zihninde belirmeye başladı. Klein Moretti. Kuzey kıtasının Loen Krallığı, Tingen şehri, Avva ilçesi vatandaşı. Kendisi aynı zamanda Hoy Üniversitesi'nin tarih bölümünden yeni mezun. Babası, Güney kıtası ile sömürge çatışması sırasında kendini feda eden kraliyet ordusuna bir çavuştu. Vefat ödeneği, Klein'a özel bir dil okulunda eğitim görme fırsatı verdi ve üniversiteye girişinin temelini attı. Annesi, ebedi gece tançasının bir müridiydi. Klein, Hoy Üniversitesi'ne giriş sınavını geçtiği yıl, vefat etti. Ayrıca bir abisi ve bir kız kardeşi vardı. İki yatak odalı dairede birlikte kaldılar. Aileleri zengin değildi ve durumu biraz yetersiz bile sayılabilirdi. Şu anda ailenin geçimini sadece bir ithalat, ihracat şirketine katip olarak çalışan abisi sağlıyordu. Tarih mezunu olan Klein, Kuzey kıtasındaki tüm dillerin kökeni sayılan antik Feysak dilinin yanı sıra antik mozerelerde ve kurban ritüelleriyle ilgili bilgilerde sıklıkla kullanılan Hermes dilini biliyordu. Hermes dilimi, Zou Minkruen'in zihni zonklayan şakaklarına olmak için uzanırken harekete geçti. Bakışlarını masada açık duran deftere döndürdü. Sararmış kağıt üzerindeki metnin bilinmeyenden bilinene doğru dönüşmesine tanık oldu. Metin okumaya hazır hale geldiğinde Hermes dilinde yazıldığını fark etti. Koyu mürekkeple şunlar yazıyordu: "Ben dahil herkes ölecek." Zou Mingyu bir kez daha açıklanamaz bir dehşet duygusu hissetti. Kendisiyle defter arasındaki mesafeyi uzatmak için İçgüdüsel olarak sandalyesine doğru yaslandı. Bedeni üzerindeki zayıf kontrolü yüzünden neredeyse düşüyordu ama masanın kenarına tutunmak için ellerini telaşla uzatmayı başardı. Etrafındaki havanın mırıltılar yüzünden yoğunlaştığını hissetti. Bu duygu gençken büyüklerin anlattığı korku hikayelerini duymaya benziyordu. Her şeyin bir illüzyon olduğuna inanarak başını salladı. Zou Ryu dengesini buldu ve nefes almak için çabalarken bakışlarını not defterinden uzağa çevirdi. Bu kez bakışları parıldayan pirinç tabancaya takıldı. Birdenbire şu soru aklına geldi. Klein'in ailesinin durumu göz önüne alındığında tabanca satın alacak paraya veya imkana nasıl sahip olabilir? Zou Ryu kaşlarını çatmaktan kendini alamadı. Derin düşüncelere dalmışken aniden masanın yanında kırmızı bir el izi keşfetti. Rengi ay ışığından daha koyu ve peçeden daha çok kalındı kanlı bir eliziydi. Kanlı bir el izi mi diye mırıldandı. Zou Mingryu bilinçsizce masanın kenarını tutan sağ elini çevirdi. Avucuna baktığında parmaklarının kanla kaplı olduğunu gördü. Aynı zamanda başındaki zonklayan ağrı da devam ediyordu. Biraz zayıflamasına rağmen aralıksız sürdü. Zou Mingryu arkasını dönüp kırık tuvalet aynasına doğru yürürken kafama mı kırdım diye tahminde bulundu. Birkaç adım sonra önünde siyah saçlı, orta boylu, kahverengi gözlü bir figür açıkça belirdi. Kişinin kendine özgü bir akademik havası vardı. Bu şimdiki ben miyim? Klein Moretti mi? Zhou bir anlığına şaşkına döndü. Geceleri aydınlatma yetersiz olduğu için bir şeyleri net göremedi. Aynaya çarpmasına bir adım kalana kadar ilerlemeye devam etti. Kızıl perdeye benzeyen ay ışığını aydınlatma olarak kullanarak başını çevirdi ve anlının köşesini inceledi. Aynada net bir yansıma belirdi. Şakağında çevresi boyunca yanık izlerinin olduğu garip bir yara vardı. Yaranın etrafı kanla lekelenmişti ve içinde yavaşça kıvranan grimse beyaz beyin vardı.